Merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf İnkilap Tarihi kitabı sayfa 111 ve 112'yi işleyeceğiz. Konumuz 3. ünitede neler öğrendim? Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere verilen ifadelerden uygun olanları ile tamamlayınız. Kutül amare, kilik 3 Sivas, 4 Anafartalar, 5 Kafkas, 6 Panslavizm 7 Çanakkale 8 Misak-ı Milli Aşağıda verilen gelişmelerden her birinin numarasını ilişkili olduğu olayın başındaki kutucuğa yazınız. A2 B5 C3 C1 D4 Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Ali Sahip Bey Maraş'ın kurtuluşunda rol oynamış milli kahramanlarımızdan biridir. Yanlış. Doğu cephesinin ilk komutanı Albay İsmet Bey'dir. Yanlış. Kütahya Eskişehir Muharebeleri Yunan ordusunun geri püskürtülmesiyle sonuçlanmıştır. Yanlış. Tekalifi Milliye Emirleri Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde yürürlüğe konulmuştur. Doğru. Mustafa Kemal'e Maraşal rütbesi başkomutanlık meydan muharebesinde kazandığı zafer nedeniyle verilmiştir. Yanlış. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Türk-Yunan Savaşı fiilen sona ermiştir. Doğru. Tanku Türk'ten milli mücadeleyi anlattığı heykelleriyle tanınmış sanatçılarımızdan biridir. Doğru. Lozan Barış Antlaşması ile kapitülasyonlar kaldırılmıştır. Doğru. Aşağıdakilerden hangisi tekalifi milliye emirlerinden biri değildir? A. Halkın elinde her türlü yiyecek ve giyecek maddesinin kırkına el konulacaktır. B. Her ilden bir milletvekili seçilerek Ankara'ya gönderilecektir. C. Herkes elinde bulunan taşıt araçlarıyla ayda 100 kilometrelik askeri taşıma yapacaktır. D. Silah üretimi ya da onarımı yapabilecek ustalar ve iş yerleri belirlene, belirlenecektir. B. Şıkkı doğru cevap. Yukarıda tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur? A. Afganistan ile dostluk antlaşması imzalandı. B. Güney cephesinde savaş durumu sona erdi. C. Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkileri verildi. D) Türk ordusu Boğazlar bölgesine girdi. B şıkkı doğru cevap. Gümrü Antlaşması, Kars Antlaşması, Ankara Antlaşması. Yukarıdaki antlaşmalardan hangileri Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Batı Cephesindeki mücadelesinde daha güçlü hale gelmesini sağlamıştır? A) yalnız 1, B) yalnız 2, C) 1 ve 3, D) 1, 2 ve 3. D şıkkı doğru cevap. Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçilmesini gerekli kılan nedenler nelerdir? Kuvayi Milliye hareketleri şehre savunmaları ve birçok başarı için çok önemli olsa da düzenli bir ordu yenmek ve daha az kayıp vermek için düzenli bir ordu lazım. Düzenli ordu sayesinde savaş taktikleri uygulanabilir ve daha az kayıpla düşman üzerine başarı sağlanabilir. sayısı ve cephanesi az olan Türk halkının yenebilmesi için taktikler ve düzenli bir orduya planlı hücumlar yapılması gerekiyordu. Yunan ordusunun Yenişehir ve İnegöl'ü işgal etmesi üzerine düzenli orduya geçiş hızlanmış. TBMM açıldıktan sonra ülkede devlet otoritesinin sağlanamaması Kuvayi Milliye Birlikleri'nin işgalleri engelleyememesi ve işgalcileri durduran ünvanları sebebiyle düzenli orduya geçmek zorunlu olmuştur. 1. İnönü Zaferi'nin dış ilişkilerinde ortaya çıkardığı sonuçlar neler olmuştur? 1. İnönü Zaferi dış ilişkilerde batan Osmanlı yerine büyüyen Türkiye'yi ortaya çıkarmış ve kıymetini arttırmıştır. Moskova Antlaşması imzalanmış. Afganistan ile TBMM arasında dostluk ve kardeşlik anlaşması imzalanmış. Böylece TBMM dış devletler tarafından tanınmaya başlamıştır. Bunlar halk için bir umut işgal hareketlerinin engellenmesi ve Türklerin yeniden başarmaya başladıklarını göstermek için büyük bir atılımdır. Mustafa Kemal'in Kütahya, Eskişehir müharebelerinin ardından ordumuza Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilme emri vermesinin nedenleri nelerdir? Mustafa Kemal, Nutuk'ta orduların Sakarya'nın doğusuna çekilmesini zorunlu kılan nedenleri iki başlık altında inceler. İki ordu arasında kuvvet, vesait ve şerait nispetsizliği olarak görülür. Buna göre insan, tüfek, makine ve tüfek, beton sayısı itibariyle Yunan ordusunun Türk ordusunun neredeyse iki katı olmasıydı. Sakarya'nın doğusuna çekilin, doğusunda çekilince Yunan ordusu hareket üzerine uzaklaşacak ve yeniden menzil hakları bulmaya mecbur olacaktı. Böylece Türk ordusu toplu halde daha elverişli koşullar altında savaşma imkanı bulacaktı. Ne yazık ki bunun için geri çekilme bir müddet de olsa Eskişehir gibi önemli bir yeri düşmana terk etmek manevi etkisi ise askerler arasında oluşan moral bozukluğuydu. Mustafa Kemal'in tekalifi milliye emirlerini yayımlamasındaki amaçları nelerdir? Tekalifi milliye Sakarya Savaşı öncesinde ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çıkarılmış bir yasadır. Askerin gıda, kıyafet gibi temel ihtiyaçları olmadığı için soğuk havalarda zorlanıyor ve büyük zorluklar içerisinde mücadele ediyorlardı. En azından bu ihtiyaçları biraz karşılayabilmek ve askerin daha çok güç bulabilmesi için emirler yayınlanmıştır. Sakarya Meydan Muharebesinin Türk tarihindeki yeri ve önemi nedir? Sakarya Meydan Muharebesi ile Anadolu'nun yerleşisi son bulmuş ve kazanan Türk ordusu ve milli mücadele hükümetine karşı dünyada gösterilen saygı artmıştır. Bu kazanım halk ve ordu açısından büyük bir moral kaynağı olmuştur. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.